Merhaba, bu videoda İngilizce sözlük yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Türkçe kelimelerin İngilizce karşılıklı olan kelimeleri uygulamamıza ekleyerek daha sonra da onu aratmak, bulmak üzerine bir uygulama tasarlamaya çalışacağız. Şimdi hemen projemizi başlatalım. Giveaway form uygulaması açalım. İngilizce, Türkçe sözlük yazalım. Şimdi ilk olarak Türkçe kelimeleri girmek için ve İngilizce karşılıklarını girmek için iki tane text koyalım sistemimize. Bir tane de buton koyalım. Tabi textlerin daha anlaşılır olması için label'larla süsleyelim formumuzu. Topertisini açalım buraya. Türkçe kelime girişi buradan olsun arkadaşlar. Bir altında da İngilizce karşılığını girdisini yapabilelim. Butonda da ismi ekle olsun. Şimdi bunları grup box'a atsak daha anlaşılır olur. Çünkü arama özelliğini de getireceğiz. Şu şekilde ekleyelim. Grup box'ımızın ismi de kelime ekle olsun. Bunu formumuzun sol üst köşesine koyalım. Şimdi click eventini kullanarak girelim. Kaydedelim biraz o formu. İlk olarak string'imizi tanımlayalım arkadaşlar. Bunun için string tr diyelim. New string bunun aynısında İngilizce. Bu da ing olsun. Bunların başlangıç boyutları da sıfır olarak girelim. Bir de sayaç tanımlayalım. Bu sayaç yardımıyla da dizimize veri ekleyeceğiz. Yani sıfırıncı indeks veya birinci indeks şu diye karşılıklarını bulmaya çalışacağız. Şimdi tanımlama işlemlerimizi gerçekleştirdik. Buton 1 click eventinin içerisinde de tekste yazdığımız kelimeleri ekleme işlemlerini yazalım. Bunun için tabi diziyi hemen arttırmamız gerekiyor. Çünkü initial length'i sıfırdı. Array nokta resize ref tr diyelim. İlk önce Türkçe diziyi arttıralım. Sayaç olarak. Bunu sıfır yaptık ama bir yapmamız daha mantıklı çünkü direkt girecek. Burada arttıracaktım, gerek kalmadı. Şimdi tr sayaç eksi bir diyelim. Burada convert to string nokta text. Bu şekilde eklem işlemini gerçekleştireceğiz. Tabi bu text boşsa hata vermesi gerekiyor. Onu da birazdan tasarlayacağız. Bunun aynısını bir de ing için yapalım. Bunun aynısının karşılığı da bir de İngilizce dizisinde olmalı. Arattığımızda direkt bulmalıyız orada. Text 2'ye girecek tabii bunu da. Eğer boşsa da girmesini engellemek için bir tane if kalıbı kuralım. String nokta is null or empty. Burada boş olan yerde text box nokta text ayrıca veya diyelim burada. Burada veya'yı bulamadık. Aynen. Veya 2. İkisinden biri eğer boşsa direkt bize mesaj vermesini istiyoruz. Show diyelim. Nokta show boş alanı doldurdu diye bir mesaj versin bize. Else durumunda ise
Direkt şunları kesip yapıştıralım arkadaşlar. Böylelikle boş olma ihtimalini de ortadan kaldırmış olduk. Şimdi çalıştıralım isterseniz. Bir görelim ne yapmışız. Örneğin ben kitap diyorum. Book diyorum. Eklediğimde direkt ekleyecek. Acaba ekledi mi diye de tekrardan ona bakalım. Şuraya ben koymadan önce bir boş olma kısmını inceleyelim. ASD diyorum. Direkt boş alanı doldururuz diye hata veriyor. Yani boş bir veri atmıyor. Bunu da halletmiş olduk. Şimdi kapatalım. Buraya da breakpoint koyalım. Şuraya koyalım. Örneğin yerin man diyelim. Burada durduk. Şimdi F11 diye ilerliyorum. Teksten birinci teksten 1'i, ikinci teksten 1'i aldı. Evet. Dizi boyutlandırma işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi burada bakalım arkadaşlar. 0. indeks 1 olarak ING'de de nu olarak gerçekleşti. Şimdi burada şu aşamada direkt burası yani ING dizisi 1 olarak eklenecek. Bakalım. Burada da 1 oldu. Şimdi ikisinin de 0. indeksi 1 olarak kayda geçti. F11 tuşuyla çalıştırmaya devam ediyorum. Direkt eklendi. Bu şekilde ekleme işlemlerimizi tamamlamış olduk. Şimdi bir de eklediğimizi görmek istiyoruz tabi. Bunun için de ayrı bir tane group box yapmalıyız. Şu şekilde bir group box sürükleyeyim formumuza. Kelime ara diye bir tane group box ismimiz olsun. Burada nasıl tasarlayalım? Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Türkçe kelime ara diyelim. Yani ikisini ayrı ayrı yapalım. Yani ikisini de birleştirebilirsiniz isterseniz. Ben de anlaşılır olması için bu şekilde yapıyorum. İngilizce kelime ara. Şimdi teksti bir tanesini buraya, diğerini de buraya alıyorum. Bir tane buton buraya, bir tane de buraya alıyorum arkadaşlar. İkisinin ismi de ara olsun. Ara kaydettik. Şimdi tekrardan formumuza girelim. Yanlışlıkla formun adını açtık tabi. Gerek olmaksızın. Buraya bir tane indeks tanımlayalım arkadaşlar. Integer index diyelim. İndis diyelim daha doğrusu. Sıfırdan başlasın indisimiz. Şimdi buraya kelime yazdığımızda, kitap yazdığımızda, arattığımızda bize message box olarak İngilizce kelimen şu diyecek. Veya aynısını ki İngilizce kelime arattığımızda da Türkçe kelimenin karşılığını verecek bize. Bunun için dizilerde arama işlemlerini gerçekleştireceğiz. Buraya pardon ara butonuna yani buton 2 kliğe içerisinde if bloğu kuralım. Bu if bloğu dizimizin ismini context sınıfını girdisini gerçekleştirelim. Daha önceki videolarda gösterdiğimiz gibi contains metodun kullanım şekli parantezler arasında yazdığımız text box dizide var mı yok mu diye onu kontrol ediyor. Arıyor, buluyor. Varsa da içerideki mesajı veya istediğimiz mesajı veriyor. Burada 3 olması lazım. Nokta text diyelim. Şimdi eğer true ise içeri girecek. Bizim istediğimiz kelime olacak. Bu yüzden message box verelim arkadaşlar. Message box'a diyelim ki bu kelime var diyelim.
Bunun öncesinde indeksi set etmemiz gerekiyor. Peki nasıl set edeceğiz? Bu indisi o yüzden oluşturduk zaten. İndis eşittir diyelim. Array nokta index of tr text basmış nokta text diyelim. İndis değişkenimize atıyor. Ve bize göstereceği şey de İngilizce karşılığı diyelim. ING indis bu arkadaşlar. Bizim Türkçe kelimemizi girdikten sonra İngilizce karşılığını bu şekilde bulabiliyoruz. Tabi bunun da boş olma ihtimali var. Bu yüzden yeni bir if bloğu kuruyorum. String nokta loent diyelim. Nokta text diyelim. Eğer bu true değilse diyelim. Bu if bloğu çalışsın arkadaşlar. Eğer değilse de boş alanı doldurur diye bir tane mesaj versin. Şuraya. Bunun aynısını buton 3 için yapmalıyız. Buraya gelelim. Buton 3 için direkt kopyala yapıştır ve değişkenleri değiştirerek gerçekleştiriyorum. Bu şekilde indis tr değil de bu kısımlar ING olacak. Evet. Buradaki işlemleri de gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi çalıştıralım. Şimdi kelime ekledim buraya. Kitap diyelim. Book diyelim. Kelime ekledik. Eklendiğinde burası boş olması daha doğru olur. Biz buraya ekleme yani buton clean içerisinde teksti boşaltıya direkt assign edebiliriz. Örneğin 2 diyelim. 2 diyelim dedik. Şimdi kelimeleri aratalım arkadaşlar. Kelime var mı diyelim. 2. İngilizce karşılığı 2 diyor. Boş girelim. Boşan doldurmuş güzel kitap. Tabi burada hata verdik. Hatayı yakaladık. Hata sürekli ne yazmasından kaynaklanıyor. Biz burada sayıcı arttırmadık arkadaşlar. Bu işlem bittiğinde sayıcın artması gerekiyor. Bu yüzden de sayıcı artı artı dememiz gerekiyor. Şimdi tekrardan deneyelim. Kitap bu. Hatta girmişken tekstleri de boşaltalım. Nokta text diyelim. Bu şekilde. 2. Aynısını buradakilerde de yapalım. Ve dördüncü teksti de boşaltalım. Şimdi çalıştıralım tekrardan. Kitap diyelim. Bu diyelim. Çünkü aynı kelimeye giriyoruz bu arada. Önemli diyelim. Important diyelim. Ekleme işlemini gerçekleştirelim. Şimdi önemli. İkinci kelimeyi aratalım. Important. İlk kelime, girdiğimiz kelime de kitap. Bu diyoruz. Aynısını da bunun için de yapalım. Bu diyelim. Önemli. Import diyelim. Bu şekilde çoğaltabiliriz arkadaşlar. Bunu veri tabanına eklediğimiz zaman da bir sözlüğümüz olmuş oluyor. Bunu İngilizce öğrenirken de burayı bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Kendi sözlüğümüzü
kendi veri tabanımıza ekleyerek İngilizce öğrenmeyi daha da hızlı hale getirebilirsiniz. Ben şu kelimeyi öğrendim, buraya ekleyebilirim gibi. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.